Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Öncelikle arkadaşlar sizlere şöyle demek istiyorum. Videoyu bir ara duraksızın atıyorum, bir ara duraklıyorum farkındaysanız. Şimdi arkadaşlar bu aralar çok güzel bir olaylar oldu. Çok güzel şeyler oldu. Onların şeyine video falan paylaşmadım. Ha? Ondan dolayı video falan biraz paylaşmadım. Tamam, yani paylaşmadım derken yalan yok. Bu güzel anları video çekerek şey yapmayı istemedim. Yaşayalım dedim güzel bir şekilde. Oh, içimiz rahatlaya dedim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün bamyemizi toplayacağız. Bugün bamyeler de gayet de az. Tamam mı? Onları da göstereceğim size. Şimdi bir açılış videosunu bir yapalım şöyle bir 2 dakika. İşte bamyemiz bugün az. Ondan sonra işte biraz neler yapacağız. Hava güzel. Belki boncukla uğraşabiliriz. Yani uğraşabiliriz derken boncuğu yıkayabiliriz. Tamam mı? Ona şampuan falan aldım. Tarak falan aldım kendisine. Onları yıkayıp çimdireceğim. Tabii Bobby'yi de yanında çimdireceğim. Bakalım. Umarım güzel bir video olur. Sizler de seversiniz. Bol bol beğeni ve yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Videomuza geçelim diyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bamyelikteyiz. Yukarı bamyelikteyiz. Bamyeli zaten bayağı bir yarı yarıya şey yaptık. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bamyeler niye böyle beyaz beyaz? Bunlar ne yani böyle sarı sarı? Bakın şimdi. Göstereyim dur, yoğun olan bir yer. Şöyle göstereyim bakın. Arkadaşlar bu kükürt. Tamam mı? Bakın şöyle sarartıyor zaten. Bu kükürt. Mısırlarda da var. Arkadaşlar bunu elle sepiyoruz. Ama bunu aslında ben seperken annem gibi video çekecektim. Gerçekten çok zor bir iş, zahmetli bir iş. İnsanın gözünü yakıyor, ağzına gözüne doluyor. Ay. Neyse, yağmur yağdığı zaman dün mesela bakın video çekmedim. Dünden beri kaç gündür şöyle diyeyim, 2-3 gündür burada bayağı bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Hava daha bugün ilk defa açtı. Bamyalar zaten 3 gündür seyrek gidiyordu. Bugün de şöyle gördüğünüz şekilde tek tük bamya var. Çok bir bamya yok. Öyle bir sırada varmış gibi duruyor ama o kadar da yok, az değil yani. Yine var 20-25 dizinlik bamyamız. İşte arkadaşlar bu kükürtümüz. Bunu elle sepiyoruz. Bu nasıl bir şey? Toz bu. Ha, yapışmış bu yağmur yağdığı için. Aha şunda çoban mı? Vallahi var bunun. Bakın şöyle göstereyim. Toz. Bu toz. Kedi yok. Neyse. İşte arkadaşlar kükürt bu, elle sepiliyor. Toz bu. Bunu böyle avucuna alıyorsun. Şöyle fışır fışır atıyorsun. Aşağı tarlamız da var. Dünkü yağan yağmurda topladığımız için bamyayı, bu üstümüz ıslandığı sürece bu kükürt bacaklarımıza, vücudumuza değdiği zaman arkadaşlar bir yakıyor, bir kaşındırıyor, bir kaşındırıyor var ya. Neyse, sorun ya, ben söyleyeyim yani. Yani derseniz ki ben ne bu acı çekerim ne o parayı isterim. Vallahi öyle. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim daha inşaatta cam çerçeve, kapı, pencere hiçbir şey yok. Boşu boşuna. Ha bu arada arkadaşlar biz 4 gündür burada yatıyoruz. Tamam mı? Burayı deneyimlemeyi istedik. Bakalım dedik hani nasıl olacak, ne olacak gibisinden. Bugün de burada yatmıştık. Burada arkadaşlar yatılıyor, yatması hoş ama cam çerçeve olmadığı için adam kendini bir tuhaf hissediyor. Aslında çok güzel, serin serin, oh mis gibi yatılıyor burada da. Mesela sabah kalkıyoruz arkadaşlar, direkt kalkar kalkmaz hemen birimiz oduna yapıyoruz işte. Daha doğrusu ben yapıyorum odunu, kimse yapmıyor da. Annemle Zehra iniyor, çay yapıyor, yemek yapıyor. İşte ondan sonra arkadaşlar yemeğimizi yedikten sonra bamyemize giriyoruz. Bamyeliğimizi topluyoruz. Bamya az mı çok mu zaten görüyoruz hemen evin camdan baktığımız zaman. Bugün bamya az olduğu için biz de ne yaptık? Yalan yok, gevşettik işi, bayağı boşladık. Yani öyle ha deyince çıkmadık evden. Erken de çıkmadık. Güneş zaten şu anda tam doğrultuda. Tepede. Ama biz geç başlamayı istedik. Dedik ki biraz geç başlayalım. Çise de var. Hem de bamya da az. Gerek de yok erkenden girmeye. Anne, sizin etekleriniz dolmadı mı be? Benim
Benimki de doldu. Döneceğiz. Memleket geri mi çıktı? Yo. Sevo. Efendim. Bir şey diyor musun? Herkes öpüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu bitirmiyorum ki daha çok video çekecek beraber. Şimdi bir şey demek istiyor musun? Ne diyeyim oğlum ben? Kendiniz nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyilerdi çok. Bol bol beğeni ve iyilik versin. Bol bol beğeni ve yorum yapın bu çaya da. Takip edin de. Dede. İşte onlar ediyorlar ya zaten. Benim olsun olsun. Yeni takipçiler lazım bize. Ne var? İncis. İnci sen fazla konuşma, millet takipten çıkıyor. İnci'cim bir şey demek istiyor musun? Tamam söyle. Tamam İnci, tamam kapat abi, tamam Allah seni. Nereden çocuğa söz hakkı verdim ya. Pıncık 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 pıncık. Gel gel hop yap. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere hızlarımızı yeledik, tahtalarımızı düzgün bir şekilde kestik ve kazıklarımızı çakmaya başladık. Şu anda iki kazığımızı çaktık. Bunlar çakıldı. Babam şu anda onu çakıyor. Yerleri eştik ve suyla doldurduk çünkü bu tarla biraz kisli. Kis var yani beyaz taş var. Öbür kazık orada baba. Onunla. Şimdi babam kazıkları döşüyor. Ondan sonra bu iş tamam. Şimdi böyle yapacak hem baba, bunun üstüne de koyacak. Aa böyle tahta çakacak. Eşek sırtı. Eşek sırtı dedikleri bu. Ha, eşek sırtı. O neyince çirkin çirkin iğneleri toplayıp gelmiş. Çok güzelsin sen. Ay Allah'ım. Ay. Ya baba şuna bir şey de ben oluyor, şuraya dökme kızım, motor. Evet arkadaşlar şu anda yarı yarıya bitirdik sayılır. Size şöyle bir göstereyim. Bayağı yaptık. Şimdi içeriye iki tane palet attık. Yağmur yağış olduğu zaman hani olur da, çünkü çadır çekeceğiz, bu böyle durmayacak tabi. Güzelce ne çadırlayıp telleyeceğiz daha bunu. Tavuklar hani yere basmasın diye şişeye iki tane palet attık içeriye. Şu şekilde göstereyim. Şu anda daha bitmedi. Altlarına şu gördüğünüz şey gibi bir tane buraya, bir tane de şu karşı tarafı olacak. İyi bir şeye benzedi ya. Tavuklarımızın yeni yeri. Tavuklarımız da. Evet arkadaşlar şu anda babam hızarı yeğliyor. Şu anda biz tahtalardan filan çıkarttık. Şimdi şuradaki tahtalarımızdan biliyorsunuz ki. Şimdi tavuklarımıza yer yapacağız. Tavukları falan artık yavaş yavaş yani buraya göçmeye başlıyoruz. Şimdi ineğe falan satmayı düşünüyoruz. Bakalım camı kapacağız, bir şey falan yaptıracağız. Yani en geç 2 hafta içinde burada olmaya çalışacağız. Şimdi anda babam hızarı iyeliyor. Ağzı daha iyi kessin diye. Evet arkadaşlar. Şu anda Kirampana kanal yolundayım. Kanal yolu deme sebepleri, kanal var burada. Su harga kanalı, su kanalı. Kanalın gıysı olduğu için kanal yolu. Şimdi ben şeye gidiyorum. Küdüklü'ye gidiyorum. Biliyorsunuz ki orada bizim yonca vardı. Geçenlerdeki videomuzda görmüşsünüzdür. Onları yonca yaptıracaktık. Yonca balisi yaptıracaktık. Ama onlar yağmur yağdığı için olmadı. Kurumaya döndüler. Küflenmeye. Şimdi gideceğiz işte. Gideceğim daha doğrusu, onları toplayacağım.
Belki de Fikri orada topluyor da olabilir. Arkadaşlar şuraya göstereyim, bakın kırmızı Amasya elması. Eşik herhalde bu. Burası bahçe. İşte incir. Ano, incir olmuş. Ano. İncirlerin zamanı bak bir geldi mi ki oldu ya. Arkadaşlar bir tane incir olmuş. Neyse boş ver. Zaten incir sevmiyorum. Cevizler içlendi artık arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Bu yolu biliyorsunuz. Bu yolu daha önce motorla gitmiştim önce toplamaya. Şimdi yürümeye gidiyorum. İşte ben arabada bir söz yazıyor. O söz çok hoşuma gidiyor. Hayaller hayatlara sığmıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ev için motoru sattığımız için tarlaya, tapana, her türlü işimize arabayla gidiyoruz. Ki peder arabayı aldı gitti Taşova'ya. Beni de bir arkadaşımı bulduk, onun motoruyla, İbo'nun abisi Fikri'yle. O dedi çavuş sen gelme ben yaparım dedi ama olsun ben yine gideyim. Ben varana kadar o gelir aslında. Tarla zaten şurada hemen, şu karşı dağın hemen altında, deresinde kalıyor. Biraz daha yolumuz var. Bamyamızı topladık. Teyzem bir geldi, dedem bir geldi. Onlar filan oradalar, bamya diziyorlar. Ben de gidiyorum. İşte kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Böyle dümdüz. Bakalım. Cengiz, burası İbogil'in bamya arkadaşlar. Cengiz abi bugün yani. Onların bambesi az bizimkine göre. Vallahi elmayı yiyeceğim, dayanamadım. Elma dışı yok arkadaşlar. Pancarlar yanmış ya. Arkadaşlar pancar, şeker pancarı, şekerler bundan yapılıyor diye biliyorum ben. Tam açık konuşmayayım. Yalana da gerek yok. Ben bilmiyorum bu pancarları tam olarak neye yarıyor. Su örümcekleri. Burası çay. Buradan su geliyor. Hemen size kısadan arazimizi göstereyim. Yani bu yol boyu arazi dediğim mi? Sadece bu kadar değil tabii ki de. Her taraf yemişeli. Bugün hava da bozuk. İnşaatla geldiğim yerin evle buranın bayağı bir mesafesi var. Of. Yollar sorun değil. Ama platinler bacağımı acıttığı için biraz zorlaşıyor bu yollar benim için de. Bakın buradan da su geliyor. Allah'tan köyümüzde su bol arkadaşlar. Su sorunumuz yok. Ha burası da çay diyeceğim işte. Hatta çay diyeceğim. Burası da büyük. Buradan da su gidiyor. Yolumuz var ya, daha çok var. Monsieur. Arkadaşlar şu anda video biraz sallantılı olabilir, görüntü bozuk. Motorun üstünde olduğum için motor sallandıkça ben de sallanıyorum. Şu anda
Bamyeli'ye suluyoruz. Argın suyunu kontrol etmeye geldik çekemle. Bu bölümü kısa tutacağım. Şöyle ufaktan bir göstereyim dedim de. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte güzel videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izledikten sonra beğenirsiniz. Videomuzu izledikten sonra lütfen bol bol beni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar izlemelerimiz bayağı düşük. Keşfete de düşmüyorum fark ettiğim kadarıyla. Bayağıdır da video atmadım. Normal yani keşfete düşmemem. Şimdi arkadaşlar işte bugünkü yaptığımız videolarda gördünüz. Tavukların kulübesiydi, onuydu, bunuydu, carttı, cürttü derken bunları yaptık. Güzelce ne? Tavuklarımızı geçirdik. Çadırladık hatta. Onu da bir sonraki videomda göstereceğim sizlere. İşte arkadaşlar dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalıştık kendimizce. Karınca kararınca derler. İşte bamyemizi topladık yukarıyı. Geçirdik. Tavuklardı. Oydu, buydu. Yine öyle fazla bir vlog olmadı. Fazla video çıkartamadım. Ama bundan sonraki videom bayağı bir eğlenceli olacak. Emin olun ki yani siz de benim kadar seveceksiniz o videoyu. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü evin içinde ustalar çalışıyor. Evin şu anda size son hallerini göstereceğim. Bugün kapı, camı, çerçevesi, pencere bunların gelmesi lazım. Yani aldık biz bunları. Bugün bir yere zaten takılmaya gitti. Başka bir köydeler. O köydeki adam eğer şahit evinde yoksa buraya gelecekler. Buraya takılacak. Yoksa yarın takılacak. Hem takırken belki size video da çekebilirim. Fayanslarımız döşendi evin içine. Onları göstereceğim. Bakalım neler olacak. Şöyle göstereyim. Bak kıyılarda kiremitler var çatının üstünde. Belki görürsünüz. Onların filan harcını vurdular bugün. Tabi onları ben videolayamadım ama olsun. Yapıldığını söyleyeyim. Yani şöyle diyeyim ben size. Bir haftası var yok. Annem bile şu anda cağlık aldı. Dolapları aldılar. Cağlık. Cağlık dediğim şey. Mutfak şeyi. Dolabı, tezgahı. Biz cağlık için hani şey yaptığımız için cağlık dedim ona. Onlar alındı. Bakacağız. Şu anda biz de görmedik. Sadece annem gibi biliyor. Biz de göreceğiz. Bakalım nasıllar, iyiler mi? Hoş, güzel mi? Yani içi rengi hangi renk? Bakacağız, görecek. Dediğim gibi videoyu izledikten sonra lütfen bol bol beni bir yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Anne bir şey diyorsunuz mu son kez? Herkese selam. Baba. Herkese selam. Hepinize selam var. Allah'a emanetsiniz.